esenlikler değerli insanlar. Bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere iki tane hadis göstereceğim. Peygamberin iki hadisini göstereceğim. Bunda neden dolayı göstereceğim? Biliyorsunuz son dönemlerde İstanbul Sözleşmesi dediğimiz bütün Avrupa ülkelerinin hemen hemen kabul gördüğü ve 20'nin üzerinde devletin okey dediği ve aynı zamanda Türk hükümetinin ilk önce biz imzaladık diye onunla övündüğü sözleşmeyi bugün ne yapıyorlar? Ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Başta e, iktidar yanlısı Yalaka basın olmak üzere ve bu basın içerisinde kendisini yazar zanneden ahlaksızlar olmak üzere sürekli karşı çıkıyorlar ve bu konuda demeç veriyorlar, yazı yazıyorlar. E, böyle bir ahlaksızlık görülmemiştir hem imzalayacaksınız sözleşmeyi ondan sonra da o sözleşmeden geri çekileceksiniz nedir sözleşmenin içeriği sözleşmenin içeriği arkadaşlar şeysiz insanları güçsüz insanların korunması kadınların şiddete maruz kalmaması şiddete maruz kalan kadınların şiddet gösteren erkeklerin derhal cezalandırılması cezai indirime bunlar için gidilmemesi vesaire gibi korunmaya muhtaç insanların korunması için alt alta sıralanan maddeler ve bunun altına atılan ülkelerce atılan imzalar. Peki neden rahatsız Müslümanlar İstanbul Sözleşmesi'nden? Çünkü kadınların özgürleşmesi onların içine gelmez. Dinlerine ters, dinlerine. Yeri gelince kadını İslam dininin yücelttiğini söylerler. Ondan sonra da kadının erkekler tarafından kölece kullanılması için her tür yolu ve yöntemi denerler. Çünkü özünde dinleri öyle ister onların. Dinleri kadınların özgür olmasını istemez. İstemez. Peygamberleri istemez. Kur'an'da bir yığın ayet var. Hepsini tek tek inceledik, gördük. Kadın hürriyeti diye bir şey yoktur. Kadın hakkıdır diye bir şey yoktur. Eşini seçme hakkı yoktur. Boşama hakkı yoktur. O kadar aşağılanır ki kadın İslam dininde ve diğer dinlerde de keza ta yaratılıştan başlar bu aşağılama yaratılıştan. Çünkü dinlere baktığınız zaman yaratmaya dinlerin tanrısı insanı yaratmaya önce erkekten başlar, daha sonra kadını yaratır. Ve size arkadaşlar iki tane ayetleri biliyoruz. Onları çok inceledik. Hadis göstereceğim. Bunu yani Muhammed'i peygamber olarak kendisine kabul eden bir toplumun kadınların özgürlüğünden yana olamaz. Olduğu zaman dinlen çıkar. Aynı zamanda biliyorsunuz bu İstanbul Sözleşmesinde eşcinsellerin de haklarının korunmasıyla ilgili maddeler var. Daha doğrusu korunmaya muhtaç olan kişilerin korunması, devletler tarafından hayatlarının garanti altına alınması yatar işin özünde. Bakın size arkadaşlar iki tane hadis okuyacağım. Gerçekten burada <laughs> bu dinin peygamberinin kadınlar hakkında ne düşündüğünü tamamıyla beynimizde canlandırabiliriz. Evet. Bu şu gördüğümüz birinci okuyacağım hadis aynı zamanda Arap suresinin tefsirinden yola çıkarak böyle yazılmış. İkinci okuyacağım hadis işte, ise yine Kütüb-i Sitte hadisidir bunlar zaten. Bunları inkar edemezler. Çünkü Kütüb-i Sitte hadislerini biliyorsunuz. Ee, bakın ne diyor? Resulullah sav buyurdular ki Hava aleyhisselam hamile kaldığı zaman İblis Havva'nın yanına geldi. Bu sırada Havva'nın çocuğu yaşamıyor. Hep ölüyordu. İblis çocuğu Haris adını ver. Çünkü o yaşıyor dedi. Hava bu ismi verdi. Çocuk da yaşadı. Ancak bu durum şeytanın bir telkini ve emriydi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kadını şeytanla nasıl ilişkilendiriyor? ki bu kadın da hava yani bütün insanlığın annesi olarak kabul edilen hava Adem'in eşi ve insanlığın annesi olarak bilinen Havva'yı bile aşağılıyor. Şeytanla işbirliği yaptığını söylüyor. İkinci hadise baktığımız zaman bakın burada da ne diyor? Diyor ki Resulullah (sav) buyurdular ki: Eğer beni İsrail olmasaydı, et kokuşmazdı. Eğer hava olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezlerdi. Değerli insanlar, yüzlerce hadis var kadın konusunda. Bunu niye bu hadisi seçtim size verdim? Çünkü bakın insanlığın atası sayılan Havayı bile böyle aşağılayan bir peygamber peygamberin takipçileri olarak kadınlara hangi gözle bakabilirsiniz? İyi bir gözle bakabilir misiniz? Şu hadise iman ettikten sonra şu peygambere iman ettikten sonra bir kadına iyi gözle bakabilir misiniz Şeytanla ilişkilendiriyor ve ne diyor bakın Yahudiler de aynı zamanda İsrail nasıl nasıl aşağılıyor Hem ırkçılık var hem de kadına karşı nasıl acımasız ve ön yargılı bir davranış sergiliyor gözler önünde Beni İsrail olmasaydı diyor yani Yahudiler olmasaydı dünyada et kokmazdı. Şimdi bunu okuyan ve buna iman eden bir insan Yahudilere karşı insani bir şekilde davranması mümkün mü? Kur'an'da halbuki onları üstün yarattım demesine rağmen. Çünkü Kur'an ayetleri ne yapıyorlar? Büküyorlar. O o zamanki İsrailoğullarıydı diyorlar. Bu zamanki İsrailoğulları öldürülmesi gerekenler. Düşman ilan edilmesi gerekenler, derler. İşte hadis. İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı. Ve diyor hava olmasaydı hava olmasaydı kadın kocasına ihanet etmezdi. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman ihanete bakacak olursak erkekler kadınlarına karşı daha çok ihanet ediyorlar. Daha çok aldatıyorlar kadınları. Kadın aldatanlar da var elbette. Ama erkekler kadınların yanında onu ona katlar. Genellikle eşlerin aldatılması konusuna baktığımızda bunu yapan çoğunlukla erkekler. Bu demek değildir ki kadınlar aldatmıyor. Kadınlar da aldatıyor. Ama çoğunluk erkeklerde. Düşünün bir peygamberi düşünün ya. Peygamber. Bakın peygamber. Allah'ın elçisi diyorsunuz ona. Ne diyor? Bir daha okuyalım arkadaşlar. Çok ilginç. Eğer beni İsrail olmasaydı, yani İsrailoğulları olmasaydı, Yahudiler olmasaydı et kokmayacaktı, diyor. Eğer Hava olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi, diyor. Ve birinci hadiste yine Resulullah buyurdular ki, Hava hamile kaldığı zaman bile iblis ona geliyor, yanına geliyor çocuğunun ismini şunu koy diyor. Bunu koyarsan yaşar diyor. O da onu koyuyor. Yani şeytana uyuyor. Şeytana ona uyan yoldan çıkan yine hava kadın oluyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra da buna iman eden, bunu peygamber kabul eden topluma diyeceksiniz ki kadın haklarını savunun diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki çocuk haklarını savunun diyeceksiniz. Nasıl savunacaklar? Şimdi ben iman etsem bu hadisi kabul etmem gerekir. Peygamberdir. Peki şu hadisi yere mi atacağım yani? Bütün kadınlardan düşün yani havadan bu şekilde bahsedildikten sonra anneni, bacını, kızını, karını nasıl göreceksin? Değil mi? Sürekli aldatan olarak göreceksin. Çünkü havadan beri sürüp geliyor. Sürekli onu Kötü göreceksin. Sürekli kötü gö ihanetçi olarak göreceksin. Aldatıcı olarak göreceksin. Sürekli şüphe edeceksin ondan. Zaten ayetler de o şekilde Kur'an'da. Bakmayın sizin modernistlerin kadını yüceltti falan dediğine. Yok öyle bir şey. Çok ağır hadisler var. Çok ağır. Ben bu, bu en ağır bana göre. Çünkü ilk baştan kendi atasını yani Havva'yı aşağılıyor. O olmasaydı diyor kadınlar ihanet etmezdi. Yani Adem'e ihanet eden onu cennetten kovduranın hava olduğuna inanıyor. Öyle iman ediyor. O da o şekilde işte. Müslümanlar da öyle iman ediyor. Ama havanın ilk karısı havanın işi Adem'in ilk karısı hava değil. Bunu da videosunu yaptım. Lilittir. Lilit. Lilit Adem'e baş kaldıran bir kadın. Onunla cinsel ilişkiye girerken eşit koşullarda gireceğiz. Sen benden üstün değilsin diyen kadın. Yani mitolojik hikayeye göre. Onu çeşitli yerlerde okuyabilirsiniz. Yunan tanrılarının arasında görebilirsiniz. Lilit veya asurlarda Akatlarda, Sümerlerde görebilirsiniz. Adem'e res çeken, fakat Adem'in onu zorlaması, illaki alta yatacaksın, sen aşağıdasın benden ben gökyüzüyüm, sen topraksın demesi ve cinsel ilişkiye girerken illaki altında olacaksın demesi, Lilith'i zıvanadan çıkartır. Lilith orada Tanrının bir ismini ağzına alır, telaffuz eder ve ayrılır gider. Daha sonra tanrısına yalvarır adem, geri getirmesi için onu. Derken öyle hikaye devam eder. Bunun videosu da gelecek arkadaşlar. E şimdi şu anlayış İstanbul sözleşmesini kabul eder mi? O gün Avrupa Birliği'ne giriyoruz, gireceğiz diye imzaya atan devlet pişmanlık duyuyor. Neden? Çünkü kadınlar kişiliklerine kavuşuyorlar. Hatta bazı ahlaksız Akit gazetesi yazarları bunları Latin çocukları olarak lanse eder. Bir yazısını okumuştum öyle. Hatta hatta öyle ileri gidiyor ahlaksızlıktaki bütün Avrupa insanlarının bütün Avrupa insanlarının ama hepsinin zinadan dolayı çoğaldığını, ileri sürecek kadar aşağılaşıyor, adileşiyor, şerefsizleşiyor. Akit. İsmini vermiyorum. Yazarı. Zaten akit yazarlarının hemen hemen hepsi ahlaksız. Başta başta hap olmak üzere. Hepsi ahlaksız. Biliyorsunuz işte onların kimisi haçta geberdi, Yakra aldı. kimsi yakalandı. Çocukla yakalandı. Cinsel istismardan tecavüzden yakalandı. Hapis yattı. Bunlar öyle. Bunlar kadınların özgürleşmesini ister mi? İstemezler. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmalarının sebebi budur. Peygamberleri de kadın düşmanı ta havadan başlar arkadaşlar. Esen kalın. Başka konuda Başka bir videoda görüşmek üzere.